Merhabalar, burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Bugünkü dersimiz solunum sistemi birinci kısmıyla karşınızdayız. Başlayalım. Solunum sistemi nelerden oluşur? Önce onları bir görelim genç arkadaşlar. Solunum sistemindeki kısımlar neler? Oradan başlayalım. Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler şeklinde böyle oluşan yapılarımız var. Burun ve ağız dışa açılan kısımlar. Burada net olarak gördüğünüz gibi. Devamında yutak, az aşağıda gırtlak. Devamında soluk borusu, bronşlar var, bronşçuklar var ve şu kısımlarda da akciğerlerimiz mevcuttur. Biz neye solunum diyoruz genç arkadaşlar? Canlıların dış ortamdan aldıkları havayı hücrelere kadar götürmesi durumuna biz solunum sistemi ismini veriyoruz genç arkadaşlar. Oksijen olmadan yaşam olur mu? Oksijenli solunum yapanlar da ki canlıların tamamına yakınında, büyük çoğunluğunda diyeyim, oksijene ihtiyaç kesinlikle duyulur. İnsan yemek yemeden haftalarca yaşayabilir. Su içmeden 2-3 gün yaşayabilir. Yalnız oksijensiz birkaç dakika yaşayabilir. Yani oksijen olmadan bu iş olmaz diyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden burunla başlayalım gençler. Solunum sistemlerinin kısımlarından ilki burun. Burun ağızla birlikte solunum sisteminin dışa açılan kısmıdır. Burada gördüğünüz gibi dış ortamdaki havayı içeriye vücut girişine alabilecek olan kısımlar burun ve ağızdır. Burunun başka bir görevi daha var genç arkadaşlar. Dışarıdan gelen toz ve mikropları burun içerisinde bulunan kıllar ve mukus salgısıyla ki burada yapışkan bir sıvı bulunur. Bununla dışarıdan gelen toz ve mikroplar buraya tutunur. Sümük şeklinde dışarı atarsınız. Eğer bu kısımlar olmasa yani burun içerisindeki kıllar ve bu mukus tabakası olmayacak olursa genç arkadaşlar bu tozlar direkt olarak akciğerlerimize girecekler ve daha büyük rahatsızlıklara sebep olacaklardır. Bir de genç arkadaşlar burnumuz havayı ısıtır. Dış ortamdan gelen havanın burada bulunan kılcal damarlardaki ısıdan dolayı ısınır ve akciğerlerimize daha ılık bir hava gider. Bu yüzden burundan nefes almak ağızdan nefes almaktan daha da sağlıklıdır diyoruz genç arkadaşlar. Burunla ağız hemen hemen aynı işi yapıyor. Tekrardan ağzı yazmanın bir anlamı yok. Geçiyoruz yutağa genç arkadaşlar. Hemen burunla ağzın tam orta kısmında şurada gördüğünüz yerde yutak dediğimiz arkadaş mevcuttur. Neymiş bu? 12 ile 14 cm uzunluğunda tüp biçiminde kas ve mukozadan yapılmış olan bir organdır bu. Yutağın üst kısmı burun boşluğuna, alt kısmı ise yemek borusuna bağlıdır. Yutak solunum sistemi ile sindirim sistemini birbirinden ayırır. Biraz sonra yutak ve gırtlakla alakalı ufak bir resmimiz var. Onu da inceleyeceğiz gençler. Geçelim gırtlağa. Alınan havanın solunum sistemi yoluna girdiği yerdir. Burada gördüğünüz gibi solunum sistemine girdiği yere gırtlak ismini veriyoruz. Gırtlakta bir de sindirim sisteminde bunu anlatmıştık. Epiglottis dediğimiz gırtlak kapağı mevcuttur. Yutkunduğunuz zaman soluk borusunun üstünü kapatır ki yemekler soluk borusuna değil arka tarafta bulunan yemek borusuna geçmesi sağlanır genç arkadaşlar. Bir de gırtlağın içerisinde ses telleri mevcuttur. Bunlar böyle gıcık sorularda karşınıza gelir. Ses telleri nerede bulunur? İşte burnun görevi nedir? Yutak ne işe yarar? Gırtlak ne işe yarar? Tarzında sorular gelir. Normal gerçek sınavda bu tarz sorular gelmez ama bu bilgileri bilmediğiniz zaman da yorum kabiliyetiniz azalır. Biyolojide yorum çok kıymetlidir, doğrudur. Ancak bilgisiz yorum yapabilmeniz de çok azdır. Yani sahanız daralır genç arkadaşlar. Şimdi bu yutakla gırtlak arasındaki farkı ya da işte bunlar ne işe yarıyor bunu net olarak görelim. İki tane resim koydum buraya. Birincisinde sadece besinin yemek borusuna geçmesini görüyoruz. Gördüğünüz gibi yeşilli olan kısım besin. Besini yemek borusuna geçirmemiz lazım. Soluk borusuna geçmemesi lazım. Ön tarafta bulunan soluk borusu genç arkadaşlar. Arka tarafta bulunansa yemek borusudur. Doğal olarak baktığınızda şöyle. Ön taraftaki soluk borusu doğal durumda açıktır. Direkt olarak solukta dış ortamdan gelen hava solunum borusuna geçmesi içindir. Ancak besin geldiği zaman şurada gördüğünüz epiglottis birinci resimde açık olarak bulunuyor. İkinci resimde ise gördüğünüz gibi soluk borusunun üstünü kapatmış durumdadır ve besin ön taraftaki boruya değil, soluk borusuna değil, arka taraftaki yemek borusuna geçmesi sağlanır genç arkadaşlar. Bir de burada yemek borusunun sphinx kapağı dediğimiz bir ince yapı var ya da işte yemek borusu kapağı diyelim biz ona. Bu arkadaş normalde yemek borusunu buraya tıkatır. Nefes aldığınızda havanın da yemek borusuna gitmemesi lazım değil mi? Midede sürekli olarak şişkinliğe sebep olur. Bu yüzden de bu kapakta yemek borusunu kapatır. Nasıl epiglottis yutkunduğunuz zaman soluk borusunu kapatıyorsa normalde de nefes aldığınızda yutkunma haricinde genç arkadaşlar yemek borusunun üstünü kapatan da bir kapaktır. Şimdi alttaki resimle hem nefesi hem de besini ikisini birlikte görelim.
Solunum havası burundan girdiğini düşünelim. Burundan giriyor. Gördüğünüz gibi epiglottis açık. Buradaki yemek borusu kapağı kapalı. Gördüğünüz gibi şu kısımda, şurada net olarak kapalı. Hava dış ortamdan alınıyor buruna. Burundan devam ediyor ve soluk borusunun içerisine giriş yapılıyor. Şurada da yumuşak damak dediğimiz bir yapı var genç arkadaşlar. Bu da kapanıyor bazen. Kapattığınızda yani sadece burunun içerisine havayı alıp akciğerlere ya da işte soluk borusuna vermediğiniz durum. Ne zaman bu? Yemekle alakalı olduğunda, yutkunduğunuzda genç arkadaşlar, gördüğünüz gibi epiglottis burayı, soluk borusunu kapatmış. Buradaki yumuşak gırtlak, yumuşak damak, gırtlak demeyeyim, yumuşak damak da şu kısımda burayı kapatıyor ki dış ortamdan gelen hava ikisi birlikte, besinle birlikte mideye gitmesin yutkunma şeklinde. Yoksa midenin içerisinde yine şişkinliğe sebep olur diyorum. Devamında besin gitti. Besin gittikten sonra yine bu kapaklar eski haline geliyor. Gördüğünüz gibi epiglottis yukarıya doğru, gırtlak kapağı yukarıya doğru. Şuradaki yemek borusundaki kapakçık yine yemek borusunu kapatmış. Şurada yumuşak damak dediğimiz yine açık ve dış ortamdan gelen hava direkt soluk borusunun içerisine doğru geçiş yapıyor gençler. Geçelim burayı. Gelelim soluk borusuna. Soluk borusu dediğimiz arkadaş, yanında şeklini görüyoruz. Karizmatik burada, yakışıklı bir resmi var. 3-4 santim genişliğinde ve 11 santim uzunluğunda yaklaşık 20 adet atnalı C şeklinde şöyle hiyalin kıkırdaklardan yapılmış 20 adet kıkırdak halka mevcuttur. Bunun üstünde niye böyle? Soluk alıp verirken genç arkadaşlar soluk borusu üstüne yapışıp kalmasın diye, sürekli açık kalsın diye C şeklinde hiyalin kıkırdaktan yapılmış 20 tane halka mevcuttur. Bunun içerisinde bulunur. Bir de soluk borusunun içerisinde genç arkadaşlar siller mevcuttur. Goblet hücrelerine salgılanmış olduğu mukusla birlikte dış ortamdan gelen toz ve mikroplar yine buraya yapışırlar. Aynı burunda olduğu gibi genç arkadaşlar. Çok fazla yapışırsalar bu siller burada uyarı oluşturur ve öksürme dediğimiz olay meydana gelir ve soluk borusunun içerisine girmeye çalışan toz ve mikroplar yüksek basınçta dışarıya doğru fırlatılır. Mukusa yapışmış olan toz ve mikroplar öksürdüğünüz zaman dış ortama gönderilir. Akciğerlere girişleri bunların engellenir. Soluk borusundan devam ettiğinizde gördüğünüz gibi iki tane bronş. Soluk borusundan biraz daha küçük ama yapısı birbirleriyle aynı olan sağ ve sol iki tane bronş bizi karşılıyor. Devam ediyorum. Birazcık daha küçük, daha işte caddeden daha bir küçük yola, daha da küçük yola, tali yollara girmeye başladık. Bunlara da bronşçuk deniyor. Bronşiyel de denebiliyor bunlara gençler. Akciğerlerin içerisine girdiğimizde dallanma sayısı daha da artıyor. Soluk borusuyla geldik yukarıdan. İki tane bronş, sağ ve sol iki tane akciğerimiz var. Çünkü içeriye girdiğimizde akciğerlerin içerisinde gördüğünüz gibi dallanma, bronşiyel sayısı çok çok daha fazla artmış oldu. Şöyle soluk borusunun kesitini gördüğünüzde dış kısmında gençler, az önce bahsettiğim yerlin kıkırdaktan yapılmış olan C şeklindeki halkayı görüyorsunuz ki kapanması engelleniyor. Bunu özellikle soruyorum, ne işe yarar diye sorulabilir. İçerisinde sille epitel hücreleri var burada. Hem bunlar goblet hücreleriyle beraber mukus üretiliyor. Aynı zamanda da toz ve mikropların burada tutunup öksürme meydana getiriliyor. Böyle söyleyebiliriz genç arkadaşlar. İçerisinde de bir kas dokusu var. Öksürmenin meydana geldiği durumlar. Gelelim genç arkadaşlar akciğerlerimize. İki tane akciğerimiz var malum, gördüğünüz gibi sağ ve sol akciğer olmak üzere. Akciğerler süngerimsi yapıdadırlar. Akciğerler pleura adı verilen çift katlı zar var içerilerinde. Şurada resimde görünüyor. Pleura denen zar çift katlı. Bu pleuranın iki zarının arasında pleura sıvısı dediğimiz bir madde bulunuyor. Bu nefes alıp vermeyi kolaylaştırıyor genç arkadaşlar. Aynı zamanda kaburga kemiklerinin de akciğerlere zarar vermesini, bunlara batmasını engelleyen bir yapıdır bu pleura zarı ve pleura sıvısı. Gençler sağ akciğerimiz sol akciğerimiz oranına birazcık daha büyüktür. Neden? Çünkü sol tarafta kalp vardır. Kalbin orayı doldurduğunu düşünebilirsiniz. Bir unutma bilgimiz bu verdiğimiz olayı destekliyor. Sağ akciğer 3 lobtan, sol akciğer ise 2 lobtan meydana gelir. Sol tarafta kalp var. Bir lobu da o almış gibi düşünebilirsiniz. Unutmamanız gereken durum, sağ akciğer daha büyük 3 lobtan. Sol tarafta kalbiniz olduğu için sol akciğeriniz bir kısım daha, birazcık daha küçüktür diyebiliyoruz. Akciğerlerimizin içerisinde işlevsel birimler var. Nedir onlar? Alveoller. Her bir akciğerin içerisinde 300 milyon adet kesecikler var. Biraz sonra göreceğiz. Bunlar gaz değişiminin sağlandığı yerlerdir genç arkadaşlar. Bu tabloda unutmamamız gereken yerler, soluk borusunun içerisinde C şeklinde hiyalin kıkırdaklar mevcuttur. Burayı unutmuyoruz. İçerisinde mukoza sıvısı, toz ve mikropları tutuyor. Öksürmeyi de dışarı atıyoruz. Akciğerler içinse genç arkadaşlar pleura sıvısı ve sol akciğerin bir tık daha küçük olduğunu unutmuyoruz. Geldik alveollere. Az önce bahsettiğimiz bu üzüm salkımı şeklindeki kesecikler her bir akciğerin içerisine yaklaşık 300 milyon adet bunlardan var. Ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi çevresinde şöyle
Kılcal damar mevcut. Dış ortamdan gelen oksijen kılcal damara veriliyor. Çünkü kısmi basıncı oksijenin buradan daha fazla olduğu için oksijen direkt kılcal damarlara geçiyor. Kılcal damarlar içerisindeki karbondioksit de genç arkadaşlar kısmi basıncı alveoldekilerden daha fazla olduğu için difüzyon ile bu tarafa doğru geçiyor. Alveolden oksijenler kılcal damara, karbondioksit kılcal damarın içerisindeki karbondioksit ise genç arkadaşlar oradan alveole geçiş yapıyor. Alveollerimizin genç arkadaşlar yüzey alanları çok incedir ve çok geniş. Gördüğünüz gibi rakam ne diyor? 70 metrekare her bir akciğerin alveollerin toplam alanıdır. Yani yaşadığınız dairenin neredeyse yarısı kadarlık bir alan sizin her bir akciğeriniz içerisindeki yüzey alanıdır. Ne kadar geniş alan varsa o kadar rahat, o kadar fazla, o kadar kısa sürede geçiş sağlanıyor genç arkadaşlar. Yüzey alanları bizim vücudumuz için çok önemlidir. Beyniniz o yüzden kıvrımlıdır. Yüzey alanı geniş olmak için bağırsaklarınızda bu yüzden villus, mikrovilluslar vardır. Yüzey alanları geniş olsun, hızlı bir şekilde madde difüzyonu sağlansın diye. Aynı şekilde de buradadır genç arkadaşlar. Her bir akciğerinize 70 metrekare, iki akciğerinizi topladığınızda yaşadığınız daire kadar bir alan sizin akciğerleriniz içerisinde mevcuttur. Burada difüzyonla gaz alışverişi gerçekleşiyor. Kılcal damarlarda olduğu gibi alveolleriniz de tek katlı yassı epitelden meydana gelir. Çünkü difüzyon hızlı olabilmesi için genç arkadaşlar buranın ince epitelden ve tek katlı olması gerekiyor. Bir de genç arkadaşlar alveollerin içerisinde surfaktan denen bir madde var. Ne işe yarıyor surfaktan genç arkadaşlar? Bu adam alveollerin içerisindeki yüzey alanını, daha doğrusu orada bulunan alveollerin içerisindeki gerilimi, yüzey gerilimini azaltıyor. Burayı nemlendiriyor. Nemli olan balon gibi şurada düşünün bak, yumuşak bir balonun şişirilmesi çok daha kolaydır. Çünkü yüzey gerilimi düşüktür. Ama sert bir balonu şişirmeye çalışırsanız birazcık daha zorlanıyorsunuz. Bu surfaktan buradaki yüzey gerilimini düşürüyor. Düşürdüğü için de dış ortamdaki hava çok rahat bir şekilde genç arkadaşlar içeriye, alveollerin içerisine girebiliyor. Buradan unutmamamız gereken durum nedir? Alveollerin ve kılcal damarların tek katlı yassı epitelden oluştuğudur. Bir, burada gazla değişimin difüzyonla gerçekleşiyor. Kısmi basıncı fazla olan karbondioksit kılcal damardan alveole, aynı şekilde kısmi basıncı fazla olan oksijenin alveolden kılcal damara geçtiğini unutmuyoruz burada. Geliyoruz şimdi genç arkadaşlar solunum sisteminin başlıca görevleri nelerdir buna bakalım. Dışarıdan alınan havayı akciğerlere taşırlar. Hava ile kan arasındaki alışverişi gaz alışverişini sağlarlar. Solunum yüzeyi çevresel faktörlerden, sıcaklık değişimlerine ve hastalık yapıcı mikroplardan korurlar. Çevresel faktör çünkü bu yüzden içeridedir değil mi? Çevresel faktörlerden korur. Kurulmasını engeller değil mi? Kuru olursa, solunum yüzeyi nemli olmazsa gaz değişimi çok yavaş gerçekleşir. Bu yüzden bütün solunum organları genç arkadaşlar yüzeyleri nemlidir. Eğer yaşadığınız ortam çok nemli bir ortamsa, suyun içerisinde yaşıyorsanız böyle bir kaygınız yok. Böyle bir sıkıntınız yoktur. Solunum organlarınız dış ortamda da olabilir. Çünkü su kaybı denen bir durum yok. Ancak karada yaşıyorsanız mecburen solunum organlarınızı vücut içine çekiyorsunuz ki difüzyonda çok fazla su kaybetmeyesiniz diye. Su da sizin için çok çok kıymetlidir. Bir de ne işe yarıyor solunum sistemi? Koku almaya yarıyor değil mi? Burunla beraber koku almamıza yarıyor. Gelelim genç arkadaşlar şimdi solunum sisteminin asıl soru sorulan yerlerinden birine. Soluk alıp verme mekanizması nasıl oluyor? Soluk alma nasıl? Soluk verme dediğimiz durum nasıl meydana geliyor? Soluk alıp verme dediğimiz nedir? Akciğerlerimize havanın dolması, akciğerlerdeki havanın da dış ortama verilmesi durumudur. Bunu nasıl yapıyoruz genç arkadaşlar? Göğüs boşluğunun genişlemesi ve daralması sayesinde akciğerlere hava dolar ya da boşalır. Önce soluk almadan başlayalım genç arkadaşlar. Şimdi soluk alabilmeniz için şu yandaki resme dikkatli bakmanızı istiyorum. Göğüs boşluğunun şurada çizdiğim gördüğünüz göğüs boşluğunun bu kısmının yani akciğer hacmi ile alakalı değişimler yapmanız gerekiyor. Dış ortamdaki dış basınç ile iç basınç arasındaki farkı açmanız lazım. Şimdi genç arkadaşlar dış basıncın büyük, iç basıncın küçük olduğu zaman dışarıdaki gaz basıncı fazla olduğu için dışarıdaki hava içeriye doğru dolması gerekiyor. Biz dış basıncı etkileyebilir miyiz? Etki edebilir miyiz? Edemeyiz değil mi? Dış basıncı değiştiremeyiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İçerideki basıncı düşürmemiz gerekiyor. İçerideki basıncı nasıl düşürebilirim? Hacmi artırarak düşürebilirim. Hacim artar ise basınç ne olacak? Düşecektir. Basıncı düşürmem gerekiyor benim ki dış basınç büyüktür iç basınç olabilsin ki gaz kendiliğinden dışarıdan içeriye girebilsin. Bunun için ne yapıyorum? Gençler gördüğünüz gibi göğüs kafesinin hemen altında şurada kaslı bir yapıda benim diyaframım var.
Diyaframı hemen aşağıya doğru çekiyorum. Diyafram normal hali kubbe şeklindedir şöyle gördüğünüz gibi. Bunu kasarak düz hale getiriyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada bir alan açıldı mı? Hacim genişledi mi? Evet. Geliyorum kaburga kaslarına. Kaburga kaslarını kastığınız zaman genç arkadaşlar kaburgalar şöyle dışarıya doğru genişliyorlar. Burada da bir hacim artışı oldu mu? Oldu. İki taraftan da göğüste gördüğünüz gibi hacim arttı. Basınç düştü. Diş basınç iç basınçtan daha büyük hale geldiği için dışarıdaki hava içeriye doğru giriş yapacak genç arkadaşlar. Kaburga kasları kasılır, diyafram kasılır, dış basınç iç basınçtan daha büyük hale gelir ve dışarıdaki oksijen içeri ya da işte hava dışarıdan içeriye doğru dolar diyoruz genç arkadaşlar. Nefes soluk almada durum bu. Gelelim hemen soluk vermeyi de peşinden verelim. Soluk vermede ise az önce dediğim durumun tam tersi olması lazım. Dış basıncım bu kez küçük olması lazım. İç basıncım büyük olması lazım ki içerideki hava kendiliğinden dışarı çıksın. Bu kez ne yapıyorum? Diyafram gördüğünüz gibi soluk alma sırasında bu şekildeydi, düzdü. Hemen bunu bırakıyorum kendiliğinden. Kubbe halini alıyor. Kendi hali kubbe şeklindeydi. Kaburga kaslarını da gevşetiyorum. Dış ortamdaydı. Şöyle bıraktığınız zaman bunu da gördüğünüz gibi akciğerleri bir basınç uyguladı. İçerideki hacim azaldı mı? Evet. Hacim ne oldu burada? Hacim düştü. Hacim düşerse basınç ne oluyor? Basınç artıyor. İç basınç yüksektir, büyüktür. Dış basınç olduğu için de içerideki hava kendiliğinden dışarıya doğru çıkıyor. Göğüsteki basıncı artırdım. Doğal olarak da dış basınçtan daha büyük hale geldim. Bir de genç arkadaşlar bu duruma ek olarak akciğerlerimizdeki geri yaylanma basıncı dediğimiz bir basınç var. Bu da bize yardımcı oluyor. Nasıl oluyor geri yaylanma basıncı dediğimiz? Bu basınç akciğerlerin yapısındaki elastik lifler ve pleura sıvısının az önce söylemiş olduğum akciğerlerin yüzeyinde iki tane pleura zarı vardı. Bunun arasında pleura sıvısı bulunuyordu. Elastik lifler ve pleura sıvısı yüzey gerilimi oluşturur. Oluşan bu gerilim akciğerlere basınç uygular ve akciğerlerin basıncını yükseltir. Yükseldiği için de iç basınç dış basınçtan daha büyük olur ve içerideki hava dışarıya doğru çıkar. Basitçe bu olayı durumu izah ettim. Bu dediğim olaydan soru gelir. Hangisinin ne olduğunu mantığını çok net olarak anlattım burada. Bunu anladığınızda buradan kesinlikle ve kesinlikle soru kaçırmazsınız gençler. Şimdi az önce dediğim durumu bir de tekrar edelim burada. Bir de unutma bilgisiyle birlikte bunu verelim. Soluk alma sırasında enerji harcanır. Soluk verme sırasında enerji harcanmaz genç arkadaşlar. Soluk alma aktif bir durumdur. Bu yüzden enerji harcanır. Soluk verme olayı ise pasif bir durumdur. Burada enerji harcanmaz. Az önce söylediğimi tek tablo halinde bir görelim, karşılaştıralım, pekiştirelim. Şimdi soluk alma sırasında kaburga arası kaslar kasılıyor. Kaburgalar yukarıya doğru çıkıyor gördüğünüz gibi. Diyafram kası kasılarak aşağıya doğru iniyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir hacim burada artış oldu. Kaburga arası kaslar gevşer ve kaburga aşağıya doğru iner gördüğünüz gibi şurada. Diyafram kası gevşiyor, yukarıya doğru çıkıyor ve kubbeleşiyor. Şimdi soluk vermede gevşeme olayları var. Aklınıza kodlayın. Soluk alma sırasında ise kasılma durumları var. Hem diyafram kası kasılıyor hem de kaburga arası kaslar kasılıyor. Göğüs boşluğu genişler, hacmi artar, basıncı düşer. Tam tersinde soluk vermede söylüyorum. Göğüs boşluğu daralır, hacmi azalır, basıncı artar. Dışarıdaki hava akciğere dolar, akciğerlerdeki hava da dışarıya doğru çıkar diyoruz. Bu tekrarda da bu işin pekiştiğini düşünüyorum. Geldik genç arkadaşlar solunum hızına. Yetişkin bir insanda, normal bir insanda, normal aktivasyon sırasında dakikada 12 ile 18 arasında soluk alıp veririz. Ancak aktivasyonu artırırsanız, egzersiz yaparsanız bu sayı daha da artar, yukarılara doğru çıkar. Bebeklerde yaş küçüldükçe bu oran daha da yükselir. 12, 18, 25'lere kadar çıkabilir diyoruz. Bir unutma bilgimiz var. Ne diyor bize? Soluk alıp verme hızı omurilik soğanı tarafından denetlenirmiş. Nasıl oluyor denetlenmesi? pH, doğru mu? Kandaki pH'ın düşmesi, bu ne demek? Asitliktir. Ortamda asit meydana geldiği zaman omurilik soğanı kandaki ortam demeyelim. Kandaki pH'ın düşüşü omurilik soğanını uyarır ve o da soluk alıp vermeyi hızlandırır gençler. Yani ne demeye çalışıyor? Kanda çok fazla karbondioksit birikmiş. Ben bunu hemen dışarı atmalıyım diyor. Solunum merkezini tetikliyor ve hızlı soluk alıp vermeyi sağlıyor. Kim? Omurilik soğanı dediğimiz arkadaş bunu yapıyor. Geldik genç arkadaşlar böyle sorar köşemize. Bakalım burada hangi çeşit sorular koymuşuz. Aşağıdaki şekilde insan solunum sistemine ait bazı yapılar numaralarla verilmiştir. Numaralı yapılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor.
Bir nolu yapıda atmosferden alınan hava ısıtılır ve nemlendirir. Bir numara nedir? Burundur. Doğru değil mi? Hem toz ve mikropların tutulduğu yerler ısıtılıyor burada, hem de nemlendiriliyor. Çok çok doğru demiş. 2. İki nolu yapının iç yüzeyinde bulunan sivri epitel hücreleri havadaki tozları tutar. 2 numara ne? Soluk borusu. Evet, içerisinde sivri silindirik epitel hücreleri vardı. Aynı zamanda oradaki mukozayla birlikte genç arkadaşlar, bu goblet hücrelerinin üretmiş olduğu mukusla birlikte toz ve mikroplar burada tutuluyordu. Çok doğru demiş. 3 nolu yapı solunum gazdan alışverişinin gerçekleştiği alveollerdir demiş. Bakalım 3 nolu, evet doğru, kesecikler değil mi? Her bir akciğerde 300 milyon civarında alveolimiz vardı. Kesecikler ince tek katlı epitelden yapılmışlardı. Difüzyonda solunum havası değişiyordu. 4 nolu yapı soluk alıp vermede etkili olan zarsı diyaframdır. 4 nolu'ya bakıyorum. Evet, gördüğümüz gibi diyaframdır. Tam bir tuzak biyoloji sorusudur. Bunlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor genç arkadaşlar. Biyolojideki tuzak sorular böyle olur. İlk baktığınızda çok doğru değil mi? Burası 4 numara diyafram mı? Diyafram. Soluk alıp vermede etkili mi? Evet, etkili. Ancak burada tuzak nerede? Şurada bak. Diyafram dediğiniz arkadaşlar zarsı değildir. Diyafram neydi? Kaslıydı. Doğru mudur? Diyafram kastan yapılmıştı. Kasılıp ve gevşeme hareketleri vardı bunun. Aktif bir arkadaştı. Zarsı değildi. Cümlenin %90'ı doğru ama oraya zehirli bir kelime atmış. Haliyle bize ne diyor genç arkadaşlar? Uyuyorsan ölürsün. Edirne ne diyor? 5 nolu yapı plevra sıvısı olup akciğeri dış etkilere karşı korur demiş. Evet, plevra zarı, plevra sıvısı dediğimiz yapı anlattık az önce, söyledik. Doğrudur gençler. Dikkatli olalım. Bir canlının solunum sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması kural olarak yaşadığı ortam hakkında bize bir bilgi verir. 2010 LYS sorusu, gaz alışverişinin difüzyonla gerçekleşmesi, bütün solunum organlarında gaz alışverişi difüzyonla olur gençler. Solunum organının vücut içine alınması. Evet, bu bize bilgi veriyor bak. Solunum organı vücut içindeyse diyor ki senin yaşadığın ortamda su az, sen karasal bir hayvansın diyor bize. Suyun içerisinde yaşamış olsaydın solunum organı vücut içine almana ihtiyacın yoktu. Su kaybından, suyun difüzyonla kaybetmesi senin için çok çok tabii sıkıntı değildi diyecektin. Ama solunum organı vücut içine aldığın için sen bu olaydan korkuyorsun. Doğal olarak da karada yaşayan bir canlısın. C'de ne diyor? Gazların solunum pigmentiyle taşınması. Evet, hemoglobinle taşınabilir, hemoeritrinle, klorokrinle taşınabilir. Bu senin yaşadığın ortamla alakalı bilgi vermiyor. Solunum organının yüzeyinin nemli olması, söylemiştim, difüzyonun hızlı olabilmesi için solunum yüzeylerinin hangi canlıda olursa olsun nemli olması gerekiyor. Edirne ne diyor? Gaz değişim yüzeyinin bir sıra hücre tabakasından meydana gelmesi değil mi? Tek katlı yassı epitelden meydana gelmesi lazımdı. Difüzyonun hızlı olabilmesi için bizde hem alveoller hem de kılcal damarlar difüzyonun hızlı olabilmesi için tek katlı yassı epitelden yapılmıştır. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu gençler. Geçtik. Normal bir insanda yoğun egzersiz sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiş. 2011 LYS sorusudur. Dikkatli olmazsanız yapamazsınız bu soruyu. Birazcık bilgi gerektiriyor. Evet doğru, birazcık da bilgi dikkat gerektiriyor. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? Bir okuyalım, sonra sıralama yapalım. Kan pH'inin düşmesi, solunum merkezinin uyarılması, hücrelerde oluşan karbondioksit miktarının artması, diyafram ve kaburgalar arası kaslarının uyarılması, soluk alıp verme mekanizmasının hızlanması. Şimdi tekrardan yukarıdan okuyorum. Kan pH'inin düşmesi, kan pH'inin düşebilmesi için ortamda karbondioksit olması lazım. Yani 3 numaranın 1 numaradan erken olması lazım. Solunum merkezinin uyarılması gerekiyor diyor gerçi arkadaşlar. Önce 3 numarayı bir yazayım mı ben? Evet, 3 numarayı bir yazdım. Karbondioksit oluştu. Sonra kan pH'i düştü. Kan pH'i düştüğü zaman omelik soğan uyarıldı mı? 2 numara devreye girdi mi? Girdi. Şimdi 4 ile 5'i ayırıyorum. Şimdi 4 numara mı önce olması lazım? 5 numara mı önce olması lazım? Bunu ayırt etmemiz lazım. Önce 4 numaranın olması lazım değil mi? Diyafram ve kaburgalar arası kasların uyarılması lazım. Evet, uyarıldı. Sonra da ne olması lazım? Soluk alıp vermenin hızlanması gerekiyor. Doğru mudur? Soluk alıp verme, oradaki kaburga kasları falan uyarılmazsa nasıl olacak? Soluk alıp verme hızlanacak. Hızlanamayacak. O zaman 5 numarayı da buraya yazdım. Hücreler arasında oluşan karbondioksit miktarı arttı. Kan pH'ini düşürdü. Solunum merkezi omurilik soğanı uyarıldı. Omurilik soğanında dedi ki diyafram ve kaburga arası kasları uyardı. Bunlar kasıldılar. Nefes almaya başladık. Ve soluk alıp verme hızlanmış oldu. 3, 1, 2, 4, 5 şeklinde olacak. 3, 1, 2, 4, 5 nerede? Bursa şıkkında 2011 LYS sorusunda genç arkadaşlar diyoruz. Soluk alıp verme sırasında göğüs boşluğunda meydana gelen değişimler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilenin hangisi yanlıştır? Şimdi genç arkadaşlar buradaki resimlerde ne oluyor? Önce bir anlayalım bunu. Şekil 1'e bakıyorum.
Diyafram aşağıya doğru, yani düzleşmiş, diyafram kasılmış. Kasılı lafını gördüğüm zaman bu soluk almadır diyorum. Bu da soluk vermedir diyorum burada. Soluk verme. Bu solunum havasını alıyoruz, burada veriyoruz. Nereden anladınız hocam? Gördüğünüz gibi kaburga kasları da kasılmış. Kaburga dışarıya doğru çıkıyor. Hacim burada genişliyor. Basınç azalıyor. Azaldığı için dış hava içeriye doğru girecek. Aynı diyor, akciğer hacmi azalır. Bir de akciğer hacmi azalmadı ki. Akciğerin basıncı azaldı. Adana yanlış. Akciğer hacmi artar demiş. Aksine burada da akciğer hacmi bak daraltıyor, daraltıyor haliyle hacmi azalıyor. Diğer şıkları okuyalım. Diyafram kası kasılır. Evet doğru. Diyafram kası gevşer. Tamam. Göğüs boşluğu genişler. Göğüs boşluğu genişler. Göğüs boşluğu daralmış. Tamam. Karın boşluğu hacmi azalır. Evet, karın boşluğunun hacmi şuraya sıkıştırdığın için. Üst taraf göğüs boşluğu, şuradan aşağısı karın boşluğu. Sen haliyle şuraya daralttığın için, doğru demiş adam, göğüs boşluğu daralır, karın boşluğu hacmi artar. Tamam. Kaburga arası kaslar kasılır, kaburga arası kaslar gevşer. Diğerleri doğruymuş genç arkadaşlar. Adana yanlışmış. Solunum sistemi 1 burada sona erdik.